Arkadaşlar selamlar. Bugün elimizde bir suluğumuz var. Bu suluğun açma kapama kısmındaki bu demirin geçtiği yerdeki plastik kısım tamamen artık gevşemiş ve her açma kapama yaptığımızda bakın buradaki demir yerinden düşüyor ve bir daha bunu kapatma işlemi yapamıyoruz. Bunu küçük yaştaki çocuklar kullanıyor. Belki büyükler kullansa sürekli bu pimi buraya takarak bunun onarma işlemini yapar. Ancak küçük yaştaki çocuklar bunu yapmayacaktır ve bunun kapağı bu şekilde açık olduğunda ilerleyen zamanlarda muhtemelen bu kapak da buradan kırılacaktır. Ve bunun yenisini almaya gerek duyacaksınız. Yenisi nereden baksan yine bir 300-400 lira civarındadır. Zaten küçük çocuklara satılan ürünler her zaman pahalıdır. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi bu tarz durumlarla karşılaştığınızda bunu nasıl onarırsınız? Onarmanın birkaç yolu var ancak ben garanti bakımından ilerliyorum. Buraya isterseniz bir demir parçası atıp sıkıştırabilirsiniz. İsterseniz çivi atıp iki tarafını eğebilirsiniz. Ancak ben garanti olsun diye bir tane metrik 3 ölçüsünde somun vida kullanacağım. Kullanacağım somun şöyle sizlere göstereyim. Fiberli somundur. Fiberli somun hakkında küçük bilgi vereyim sizlere arkadaşlar. Bu fiberli somun normal yerlerde kullanılmak isteyen kullanır. Ancak daha çok esneme yapan, sürekli hareket eden yüzeylerde kullanılır ki yerinden çıkması biraz zordur normal somuna göre. Elinizde de zaten böyle çevirdiğinizde sıkamazsınız. İçerisinde şöyle bir plastik parça var. Bakın şurada mavi gözüküyor. Bu plastik sayesinde bir kere sıktığınızda yani tamamen sıktığınızda geriye açması biraz zor olacaktır. Burada da zaten çocuk günde en az 10 kere bunu açacak, kapatacak, açacak, kapatacak. Normal bir somun takarsam bunu zamanla yerinden çıkmasına sebep olacaktır. Ondan dolayı ben böyle fiberli somun kullanacağım. Eğer buradaki ölçüler birbirini tutmuyorsa, mesela burada kullanılan mil, bunun bak biraz ince bundan. Eğer buralar birbirinin ölçüsünü tutmuyorsa buraları neyle deleceğiz diyeceksiniz. İster matkap ağzıyla delin, isterseniz de bakın şöyle bir tornavida bulun. Bunun ölçüsünde, tornavidanın ucu biraz sivridir. Tornavidayı şuraya çakın arkadaşlar. Şöyle yavaş 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 çevire çevire karşıdan karşıya delin. Ardından bunu da delin. Ama burada biraz hassas olmalısınız ki şurada sağa solu patlatırsanız bu tamamen sizin için çöp olur. Şimdi onarımını yapıyorum. Hemen şuradan vidayı geçiriyorum. Bak vida geçti. Şimdi buradan da fiberli somunu taktığımda işlem tamam olacaktır. Bak buradan sonra elimle bile tutamıyorum. Burada hemen bir tane pense buluyorsunuz. Penseyi getirdim. Ha, pensenin boyutu da pek önemli değil. Penseyle tutuyorum burayı. Ardından tornavidayla yavaştan sıkıyorum. Ve burada çok fazla sıkma yapmayın. Bu plastik kısım kasma yapmasın. Bak bu şu an ideal bir ölçüde. Sıktığımda işlem tamam. Artık bu yerinden kesinlikle çıkmayacaktır fiberli olduğu için. Ha diyorsun abi burada bir boşluk var. Burada çocuğun elini keser diyorsunuz. Tamam haklısınız. Bunu varsa elinizde spiral kesin. Yoksa demir kesme testeresi varsa onunla kesebilirsiniz. Ya hiçbir şey yoksa götürün bir tane demirciye. Demirci bunu rahatlıkla kesim sağlayacaktır arkadaşlar. Bugünkü onarım videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bu şekilde pratik onarım videoları için beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.